Evet sevgili öğrenciler, saatlerle ilgili problemlerimize devam ediyoruz. Beşinci problemi dikkatlice okuyorum. Günde 7 saat çalışan bir işçinin saatlik ücreti 13 liradır. Bu işçinin bir aylık ücreti kaç liradır? İşçimiz günde 7 saat çalışıyormuş ve bir saatlik ücreti 13 liraymış. İlk önce bu işçimizin bir günde ne kadar ücret aldığını bulalım. Yani 13 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 3 21. 21'in 1'i elde var 2. 7 kere 1 7. 2 de elde 8 9. 91 lira ücret alıyor bir günde. Fakat sorumuzun sonunda ne diyordu? Bir aylık ücret. Ve bir açıklama var. Bir ay 30 gün alınacak diye bize açıklama vermişler. O zaman günde 91 lira kazanıyordu işçimiz. 91 ile 30 günü çarpalım. Bu çarpmayı kısa yoldan da yapabiliriz. Fakat ben normal çarpma ile göstereyim. 0 ile ilk önce çarpalım. 0 zaten çarpma işleminde biliyorsunuz yutan eleman. Yani hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın sonuç yine 0 olacak. Uygulayalım. 0 kere 1 0. 0 kere 9 0. Sıra geldi 3'e. 3 kere 1 3. 3 kere 9 27. Onu da yazdım. Şimdi bulduğum sonuçları topluyorum. 0 aşağıya. 0 3 daha 3. 7 aşağıya. 2 aşağıya. Demek ki bu işçimiz bir ayda 2730 lira ücret alıyor. Altıncı problemimize bakalım. Saat 9.40'da otobüs kullanmaya başlayan bir şoför saat 13.20'de mola vermiştir. Bu şoför kaç dakika otobüs kullanmıştır? 13.20'de mola vermiş. 13.20'den otobüsü kullanmaya başladığı saat olan 9.40'ı çıkartalım. Evet. Ne yapıyorduk? Dakikalardan dakikaları. Burada 20 dakika var. 20 dakikadan 40 dakikayı çıkaramıyorum çünkü 20 az. O zaman komşudan 1 saat alıp buraya dakikalar kısmına ilave etmeliyim. 1 saat 60 dakika, 20 de burada var. 80 dakika oldu. Evet, şunun üstünü çizelim. Kafamız karışmasın. Evet, 80 dakika oldu. Komşuda ne kaldı? 13 saat vardı. 1 saati verdiği için 12 saat kaldı. Onun için de üstünü çizelim. Şimdi işlemi yapabilirim. 0'dan 0 çıktı. 0. 8'den 4 çıktı. 4. Dakikalar bitti. 12'den 9 çıkarıyorum. 2'den 9 çıkmaz. Komşudan aldık. 12. 12'den 9 çıktı. 3. Demek ki şoför 3 saat 40 dakika otobüs kullanmış. Fakat burada problemi bırakmıyorum. Niye? Çünkü şoför kaç dakika otobüs kullandığını soruyor. Ben ne buldum? Kaç saat? 3 saat 40 dakika. O zaman bunu dakikaya çevirmem gerekiyor. 40 dakikamız var zaten. Bu dursun. 3 saati dakikaya çeviriyorum. 1 saat 60 dakika. 60 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 0 0. 3 kere 6 18. 180 dakika. 40 dakika da burada var. 180 ile 40'ı topluyorum. 0, 8, 4 daha 12 elde var 1. 1 de burada 2. İşte şimdi problemi bitirmiş oldum. Eğer bu şekilde bıraksaydık, belki bunu soran öğretmenimiz bize tam puan vermeyebilirdi. Çünkü sorunun sonunda kaç dakika otobüs kullandığını soruyor. Kaç saat, kaç dakika demiyor. O yüzden problemimizi yarım bırakmıyoruz. Her zaman söylediğim gibi problemimizin sonunda ne sorduğuna çok dikkat ediyoruz. Şunu da birimini yazalım. 220 dakika otobüs kullanmış. Evet. 7. problemimize geçelim. Problemi yine dikkatlice okuyalım. Mehmet her akşam saat 21'de yatıp sabah 6.30'da kalkıyor. Mehmet her gün kaç saat uyuyor? Bu problemde dikkat edeceğimiz bir şey var. Mehmet akşam saat 21'de yatıyor. Ve diğer gün yani o gece bitiyor.
O gün bitiyor ve diğer günde 6 saat sabah 6.30'da kalktığına göre 6 saat 30 dakika daha uyuyor. Burada iki aşama yapalım. Şöyle saatimizden yararlanalım. Şöyle göstereyim ben size. Saatimizi 21 yapalım önce. Evet. Saat 21. Mehmet uyuduktan sonra 1 saat, 2 saat, 3 saat sonra o gün bitecek. Yani 24 saat bitecek, yeni bir gün başlayacak. O zaman ilk önce şöyle yapalım. 24 saatten 21'de yatmış. Onu bir çıkaralım. Evet, 4'ten 1 çıktı, 3. Mehmet 3 saat uyumuş. Gece o gün bitene kadar. Saat 24'e kadar uyumuş. Şöyle saatimizi ilerletelim. 1 saat, 2 saat ve 3 saat uyumuş. Sonra yeni bir gün başlamış ve 6 saat 30 dakika daha uyumuş. Yani 6.30'a kadar uyumuş. Evet, onu da şöyle yapalım. Şimdi 3 saat bir önceki günden uyumuştu. Yeni günden de 6 saat 30 dakika uyudu. İkisini toplayalım. 3 saatte diğer geçen günden uyudu. Şimdi toplayalım. 0, 3, 0 daha 3. 6, 3 daha 9. Demek ki Mehmet her gün 9 saat 30 dakika uyuyor. Evet. Şimdi 8. problemimize geldik. Fırıncı 45 dakikada hazırladığı ekmekleri 50 dakikada pişirdi. Fırıncı ekmek yapmaya başladığında saat 15.40 olduğuna göre ekmekler piştiğinde saat kaç olmuştur? İlk önce fırıncı 45 dakika hazırlık yapmış. Onu yazalım. 50 dakikada ekmeklerin pişme süresi var. Onu da yazalım. Geçen süreyi toplayalım. 5, 0 daha 5, 4, 5 daha 9. 95 dakika hazırlık yapmış. Ve ekmek yapmaya başladığında saat 15.40'mış. O zaman 15.40 daha 40 ile ekmekleri pişirdiği 95 dakikayı toplayalım. Evet. Bakalım saatimiz kaç olacak? 05 daha 5, 4, 9 daha 13. Dakikalar kısmını bitirdim. Hatta yine şöyle çizgimizi çizelim. Evet, karışmasın. Saatler kısmında 15 var. Onu da indirdim. 15 saat 135 dakika. Saati bu şekilde gösteremeyiz. Ne yapacağız? Dakikalar bölümündeki saatlerden bir kısmını alıp saatler bölümüne göndereceğiz. 1 saat 60 dakika, 2 saat 120 dakika. Demek ki 2 saatten daha fazla dakika var burada. O zaman 1 saat değil de 2 saat alalım. 135'ten 120 dakikayı çıkaralım. 5'ten 0 çıktı 5. 3'ten 2 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Ne yaptım? 2 saati aldım. Bunu yan tarafa saatler bölümüne veriyorum. Saat 15, 2 saat daha 16, 17 oldu. Dakikalar bölümünde 15 dakika kaldı. Onu da oraya yazıyorum. Demek ki fırıncımız ekmekleri pişirdiğinde saat 17.15 olmuş. 95 dakika geçmiş çünkü ve 17.15'e gelmiş. Bu problemi geçmeden önce şuraya dikkat edin. 135 dakika. 1 saatten değil, 2 saatten de fazla. O zaman 2 saati alıp komşuya saatler bölümünü veriyoruz. Ve geldik son problemimize. Buğra'nın girdiği sınav 90 dakika sürmüş ve 14.20'de bitmiştir. Sınav kaçta başlamıştır? Şimdi 14.20'de bitmiş. Sınavımız 90 dakika sürmüştü. 90 dakikayı çıkaralım. Evet, şöyle ayıralım yine saatlerle dakikalarımızı.
20'den 90 çıkaramıyorum. Ne yapıyorum? Komşudan bir saat istiyorum. Bir saat 60 dakika. 20 de burada var. 60, 20 daha 80. Aa, yine yetmedi. O zaman komşudan 2 saat isteyeyim. 2 saat neydi? 120 dakikaydı. 20 dakika da burada var. Burası 140 dakika oldu. Hemen şunun üstünü çizeyim. Şöyle ince tarafıyla. 140 dakika oldu. Şimdi çıkarma yapma imkanım oldu. Şu komşuyu da unutmayalım. 14 saat vardı. Buraya 1 saat değil 2 saat gönderdi. O zaman burada 12 saat kaldı. Evet, çıkaralım. 0'dan 0 çıktı. 0. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktı. 5. Şu 0'ı da indirelim şöyle. Burada da 12 saatimiz kalmıştı. Şimdi ne oldu? Saat 12:50 oldu. Demek ki Buğra sınava girdiğinde 12:50'ymiş. 90 dakika sınav sürmüş ve 14:20'de bitmiş. Problemimizi bitirmeden önce, dersimizi bitirmeden önce bir daha tekrar edelim. 14:20'den 90 dakikayı çıkarmak istedim. Fakat 20'den 90'ı çıkaramadım. Komşudan 1 saat almayı düşündüm. 60 dakika, 20 dakika da burada var, 80 dakika. Yine az geldi. 90'ı çıkaramıyorum. O zaman komşudan 2 tane saat istedim. 60 60 120 dakika. 20 dakikada bunu koydum. 140 dakika oldu. Komşuda 14 saat vardı. 2 tane verdiği için 12 saat kaldı. 140'tan 90 sayısını çıkardım. 50 kaldı. 12'yi aşağı indirdim. Demek ki 12:50'de sınav başlamış. Bu şekilde saatlerle ilgili bölümümüzü de bitiriyoruz. Son problemimizde sizlere derslerinizde başarılar diliyorum.